Merhabalar, ismim Hasibe Aysan. Ostim Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanıyım. Yönetim ve organizasyon ana bilim dalı benim çalışma alanım. Yani işletmeleri çalışıyorum. Her türden ve her büyüklükten işletme benim çalışma alanıma ve ilgi alanıma giriyor. Bunlardan bir tanesi de KOBİ'ler. KOBİ terimi küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısaltmasıdır. Bu kategorizasyon işletmelerin büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına göre yapılır. Başka sınıflandırmalar da vardır ama özellikle KOBİ'ler büyüklüğe göre sınıflandırılan işletmelerdir. Mesela dünyada da farklı kriterler kullanılabilir KOBİ'leri tanımlamak için. Örneğin Avrupa Birliği'nde 250 çalışandan az çalışan olan işletmeler KOBİ olarak kabul ediliyor. Ama Avrupa Birliği üyesi olduğu halde bu kritere uymayarak KOBİ'leri tanımlayan ülkeler de var. Yani kriterler ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Türkiye'de ve dünyada bir işletmenin KOBİ olup olmadığını belirlemek üzere pek çok kriter kullanılır. Bizim ülkemizde bu kriterleri KOSGEB ve TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu belirliyor. Buna göre Türkiye'de çalışan sayısına göre, yıllık satış cirosuna göre ve mali bilançolarının büyüklüğüne göre işletmeler mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler şeklinde sınıflandırılıyor. İşletmenin isminin küçük olması veya orta ölçekli olması ekonomi için değerinin de küçük olduğu anlamına tabii ki gelmez. Ülkemizde de gelmez, dünyada da gelmez. Aksine dünyada da Türkiye'de de ekonomiyi esas sırtlanan KOBİ'lerdir. KOBİ'ler bu açıdan ekonomiler için son derece önemlidir. Mesela dünyada da farklı kriterler kullanılabilir KOBİ'leri tanımlamak için. Örneğin Avrupa Birliği'nde 250 çalışandan az çalışan olan işletmeler KOBİ olarak kabul ediliyor. Ama Avrupa Birliği üyesi olduğu halde bu kritere uymayarak KOBİ'leri tanımlayan ülkeler de var. Yani kriterler ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Küreselleşme, küresel işletmeler ve büyük ekonomiler dediğimizde büyük şirketler ve büyük işletmelerin sırtlandığını düşünürüz. Aksine KOBİ'ler yapılarındaki esneklik, gelişime açıklık, girişimcilik gibi özellikleri sayesinde bütün dünyada en hızlı bir biçimde karar alabilen, teknolojiye çok çabuk adapte olabilen işletmeler olarak biliniyorlar. Bunun dışında KOBİ'lerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de istihdama verdikleri katkıdır. Bizim ülkemizde de, dünyada da en fazla çalışan, en fazla sayıdaki işletme olan KOBİ'lerde çalışır. Ayrıca KOBİ'ler yapılarının esnekliği sayesinde, bürokrasinin az olması sayesinde, yapıdaki katmanların az olması sayesinde çok çabuk karar alabilirler ve adapte olabilirler değişimlere. Özellikle teknolojik değişimlerin son derece hızlı aktığı günümüzde KOBİ'ler bu özellikleri sayesinde bütün dünyada vazgeçilemez işletmeler olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Son olarak sürdürülebilirlikten bahsedeceksek eğer, KOBİ'ler kesinlikle yerel bağlamlı olan yakın temasları sayesinde, yerel işletmelerle, yerel üreticilerle olan yakın temasları sayesinde tedarik zincirinde çok önemli bir yere sahiptirler. Dolayısıyla küresel ekonominin sürdürülebilir büyümesi için de biz KOBİ'lerin baş aktör olarak büyümeye ve gelişmeye devam edebileceğini söyleyebiliriz. KOBİ'lerin Ostim Organize Sanayi Bölgesi benzeri oluşumlarda, bu tarz ekosistemlerde kendilerine nasıl yer buldukları ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle bizim Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde ki işletmelerin yine dünyada olduğu gibi çoğunluğunu KOBİ'ler oluşturuyor. Bunu söylemek lazım. Ve bu KOBİ'lerimizin de çoğunu imalat sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Elektronik, mekanik, savunma, evet savunma sanayi KOBİ'miz bile var bizim bu bölgemizde gibi alanlarda faaliyet gösterebiliyorlar. KOBİ'lerin Ostim benzeri ortamlarda bulunmasının hem onlar açısından hem de o ortam açısından, içinde bulundukları ekosistem açısından bazı avantajları var. En başta işbirliği ve projelendirebilme avantajı. KOBİ'ler Ostim benzeri bir ortamda kendilerine, kendileri gibi veya kendilerinden daha küçük, daha büyük, daha farklı kaynaklara sahip işletmeleri paydaş olarak daha çabuk bulabiliyorlar. Network oluşturabiliyorlar. Ağ paylaşımları daha fazla olabiliyor. Ortak alanların kullanımı, örneğin teknopark, laboratuvarlar,
alanlar gibi, test alanları gibi ortak alanların kullanımı avantajı var KOBİ'lerin böyle bir bölgede bulunmasının. Bunun dışında bir takım kaynaklara ulaşma konusunda danışmanlık hizmeti alabiliyorlar. Şimdi bizim KOBİ'lerimiz çoğunlukla bu dünyadan biraz farklı. Türkiye'de işletmecilik, yani finansal yönetim konusunda biraz daha eksiktirler. Eğer eğitimde almamışlarsa nasıl diyelim, daha alaylı yetişmiştirler. Deneyimleri çok fazladır ama bazı teknik konularda eksiklikleri olabilmektedir. Bu tarz konularda işte OSTİM gibi bir ekosistemde bulunmanın çok büyük avantajı var. Her türlü eğitime ve danışmanlık hizmetine ulaşabilirliği fazladır KOBİ'lerin böyle bir ekosistemde. Bu da onlar için çok büyük bir avantajdır. Ekosistem için KOBİ'ler nasıl bir avantaj kaynağıdır? İstihdam ve kaynakların paylaşımı, yine üretimin tabana yayılması diyebilirim.